arkadaşlar, selamlar. Bu ayın mikroskop konusu uyanış. Uyanış hiçbir yere bakmadan şöyle diyebilirim. Bana verdiği his ya da anlamlandırma hissi şöyle. Bir uykudan uyanış, uzun bir uykudan uyanış, bir kış uykusundan uyanış veya ruhsal bir uyanış, bir bireyin içinde bulunduğu durumun farkına varması şeklinde bir uyanış, bir milletin uyanışı veya insanlığın uyanışı şeklinde bunu böyle bir genişletebiliriz. Tabii dünyanın dışına çıkamıyorum arkadaşlar. Ve tabii uyanış doğanın da uyanışı olabilir. Fakat ben konuyu biraz daha alegorik anlamıyla ele alacağım. Bugün elimde kütüphanemden 4 tane kitap seçtim. Fakat benim son 2 gün içerisinde kendi kişisel uyanışım oldu. Belli bir konuda, çok spesifik bir konuda. Bunu da neye borçluyum? İsmail Kadire'nin A Dictator Calls, bir diktatör arıyor, telefonla arıyor adlı son kitabı ki Uluslararası Booker uzun listesine de girdi. Girer girmez zaten hemen aldım çünkü konu çok dikkatimi çekti. Konu ne arkadaşlar? Konu çok ilginç ve benim de zaten uyanmama sebep olan şey konu. Kolup Pasternak'la bizim Pasternak, Boris Pasternak'la Stalin arasında 1934 senesi Haziran'da geçen 3 dakikalık bir telefon görüşmesi arkadaşlar. Ki Pasternak'ın, daha doğrusu Doktor Jivago'yu ben çok severim. En sonda 10 sene önce Datça'da Yıldızların Altında açık havada seyretmiştim. Çok yakın arkadaşım Ayşe ile beraber. Şimdi beni bu olay biraz düşünmeme sebep oldu. Acaba yazarla yazarın eseri arasında bir farklılık yaratmalı mıyım? Yaratmalı mıyım? Türkçeyi konuşamadım. Yani bu mesela Selin'in eserleri, işte şimdi de Pasternak ve Pasternak'ın eserleri, ki tek eseri en çok hoşuma giden, filmini daha çok severim. Şimdi konu şu, 1934'ün Haziran'ında birden Kremlin Pasternak'ın evine arıyor. Ki o sırada Pasternak böyle bir komünal dediğimiz, o zamanlarda normal olan, işte koridora açılan kapılar var, mutfağı veya tuvaletleri ortak kullanıyorsunuz, ortak koridor var şeklinde birkaç ailenin beraber paylaştığı bir evden bahsediyoruz. Öyle bir yerde yaşıyor. Ve Stalin'in sekreteri arıyor ve ona ünlü, o zamanın ve şimdi de ünlü Sovyet şairi Osif Mandelstam'ın tutuklanması hakkında ne düşündüğünü soruyor. Böyle bir 3 dakika konuşuyorlar an sonra ve bu 3 dakikalık konuşma iyi ele alıyor İsmail Kadir'i. İsmail Kadir'i de arkadaşlar Arnavutluk'tan çok ünlü bir yazar. Bizim dilimize de çevirmiş zaten birçok kitabı. Fakat şu anda Fransa'da, Paris'te yaşıyor. 1990'dan beri galiba siyasi göçmen olarak Fransa'da yaşıyor, Paris'te yaşıyor. Anyway, bu konuyu kapatalım. Şimdi bu kitabın konusu
core team bu. Yani ana konu bu. Fakat bu konu hakkında 13 ayrı versiyon varmış arkadaşlar. Bilmiyordum. Ve bu versiyonların hepsi birbirinden farklı ve her versiyonu açıkladığında hem Pasternak hakkında ve hem Mandelson hakkında hem de o dönemdeki işte şairler artı Kremlin hakkında başka bir bilgiye ulaşıyoruz. Mesela Anna Akhmatova Pasternak'la çok yakın. Ve hatta bu olaydan sonra, bu Mandelsam'la ilgili telefon konuşmasından sonra, ki Mandelsam sonra tutuklanıyor. İşkence de görüyor, sorgulanıyor, işkence görüyor ve tutuklanıyor. Sonra seneler sonra, kaç sene sonra şimdi unuttum. Anna Ahmedova'nın ikinci eşi ve çocuğunun hakkında mektup yazıyor Pasternak'ta Stalin'e. Onlara bir şey yapılmaması için ve Stalin de yardımcı oluyor. Tutuklanıyorlar ve tutuklanmışlar yani. Onun üzerine yazıyor. Serbest bırakılıyorlar. Anyway, bunun dışında Mandelstam, yani Osip Mandelstam 4 sene sonra tekrar tutuklanıyor. O zaman bir çalışma kampına gönderiliyor. Orada da zaten ölüyor. Yazar soruyor İsmail Kadir, bu 4 sene içerisinde neler oldu acaba diyor. Bu 13 versiyon dışındaki çok ilginç gerçekten. Elimden bırakamıyorum kitabı. Yarısından çoğu bitti. Ki dün başladım. Ve bu arada Boris Pasternak o komünal daireden çıkıyor. Bir sene sonra ne? Daha geniş, genelde o zamanın Moskova'sında ünlü edebiyatçıların yaşadığı bir binaya taşınıyor. Ondan sonra da, bu 4 sene içerisinde oluyor, bir daça veriliyor kendisine, ki o zamanlar çok böyle zormuş bir daçanın verilmesi, prestij sahibi insanlara veriliyormuş falan filan. Yani arkadaşlar, bu kitabı bir an önce birisi çevirsin Türkçe'ye diyorum. Yani böyle bir uyanış yaşadım ben. Bu uyanışımın 13 versiyonu var yalnız. Evet, şimdi buradan nereye geçiyoruz? Buradan başka bir kitaba geçiyoruz. Anne Patchett'in State of Wonder kitabına geçiyoruz. Bu kitapta bizim bilimimize kazandırıldı mı bilmiyorum. Çünkü ben bugünkü uyanış konumu çevresel bir uyanışa parmak basmak, gözün içerisine parmağımı sokmak için kullanıyorum diyeyim. İlki haricinde bu benim böyle bir küçük bir uyanışımda. Şimdi Anne Patchett kim? Önce bakalım. 7 tane roman yazmış. 3 tane roman kurgu dışı kitap yazmış. State of Wonder, yani bu elimdeki kitap Orange Prize'ın kısa listesine girmiş. Orange Prize da şimdi Women's Prize oldu diye biliyorum. Sonra Belcanto kitabı 2002'de Orange Prize'ı kazanmış. Ken Faulkner ödülünü almış. Welcome Book Prize kısa listesine girmiş. Bilmiyorum, bu ödülü Amerika'da olan bir şey herhalde. Aynı zamanda Parnassus Kitap Evi'nin de Nashville, Tennessee'de yarı sahibi. Ben Instagram'dan onu takip ediyorum esasında. Ama 2 haftadır falan ne sosyal medyada ne de medyadayım. Hiçbir fikrim yok dünyada neler oluyor. Eşim buna söylemezse ve arkadaşlarım. Şimdi bu kitabın konusu ne? Burada nasıl bir uyanış var diyeceğim. Çünkü pardon, su içmem lazım. Dedim ya, environmentalist, yani bir çevresel bir uyanışa parmak bastığı için bir yerinden benim çok hoşuma gitti. Burada da bir doktor Marina Singh, bir
ilaç firmasında çalışıyor, büyük bir ilaç firması ve aynı zamanda araştırmacı. Bu ilaç firmasının Brezilya'nın Amazon ormanında belli bir bölgesine yolladığı Doktor Anik Svensson var. Senelerdir orada Anik Svensson. Orada aslında malaryaya karşı bir ilaç bulmaya ve şeye karşı menopoza karşı bir ilaç bulmaya çalışıyor. Ama aslında orada bir gizli bir şey buluyor. Amazon'un Brezilya Amazon'un zorla gidilen iç bölgesinde bir Lakashi kabilesine rastlıyor. Bu Lakashi kabilesinin kadınları o bölgede bulunan bir ağacın kabuklarını yiyorlar sürekli, yani onlar için normal ve ölene kadar çocuk doğurabiliyorlar. Artık bu ne kadar güzel bir şey dünya için bilmiyorum. Malthus geliyor burada aklıma. Aritmatik artan, pardon. Evet, nüfusun yiyecekler aritmatik artarken nüfus geometrik artıyor ve yiyecekler nüfusa yetmiyor şu an olan şey. Bunun dışında da çevresel faktörler. Yani burada bu gizli kimseyle paylaşmıyor. Gerçi gelenlerle paylaşmak zorunda kalıyor sonunda. Ve orada kalmasını, orada kalması gerekiyor bizim arkadaşlar. Çünkü böyle bir şeyin bulunmaması da lazım zaten, değil mi? Bu tarz bir şeyin bulunmaması lazım. Çünkü ölene kadar insanların çocuk doğurabildiklerini düşünün. Yandık. Yandık ya. Zaten şu haliyle yandık. Yine yandık. Burada biraz Brezilya'ya, Amazon ormanlarına ve oradaki dünyadan bir haber kabilelere ve belki de onların hayatlarına hiç dokunmamız gerektiğine de vurgu yapıyor. Onun için alın, okuyun arkadaşlar diyorum. Evet. Bundan sonraki kitabımız yine çevreye böyle dokunan bir şey. The Memory of Animals, Claire Fuller'ın kitabı. Hayvanların hafızası gibi çevirebiliriz burada. Şimdi burada ne oluyor? Burada da bir virüs. Londra'da geçiyor aslında bu. Claire Fuller kim diye sorarsanız, şöyle hemen kitabın şeyinden bakıyorum. Oxfordshire'da 67 senesinde doğmuş. Aslında heykeltıraş, okumuş, fakat sonradan yazmaya başlıyor. Costa Novel Award kazanmış 2021'de. Women's Prize for Fiction'da kısa listeye girmiş. Bir sürü ödül kazanmış. Şu anda da Winchester Üniversitesi'nde yaratıcı ve eleştirel yazı üzerine şey yapmış, master yapmış ve kitaplar yazıyor. Bu da yazdığı kitaplardan bir tanesi. En son kitabı daha doğrusu. Ben çok sevdim esasında. Londra'da geçiyor ve bir virüs var ve bütün bizim ana kahramanımız Nefi 27 yaşında bir deniz biyolojisti. Gönüllü olarak aşı bulunması için denek oluyor. Fakat denek olmak için kliniğe gittiğinde bu onunla beraber yine birkaç gönüllü var. Birkaç demeyeyim, bayağı bir gönüllü var. Fakat birdenbire herkes yok oluyor. Hasta bakıcılar, doktorlar falan filan. Ve bu virüs hafızayı önce ele geçiriyor. Hafızayı yok ediyor yani. Ondan sonra da ilerleyince insanlar birbirlerine üstüne atlayıp işte öldürmeye falan filan kalkışıyorlar. Ve bu kitabı aslında Claire Fuller kısmen Covid'de eve kapandığımız
zaman yazıyor. Onun bir etkisi var kitapta. Fakat klinikte 4 kişi kalıyor. Fakat aslında Nefi böyle bir komadan uyanıyor. Çünkü aşının denendiği tek kişi o esasında. Komadan uyanıyor yani ölmüyor. Antikorları vücudunda var. Klinikte kalan diğer 4 kişi de umudu Nefi'ye bağlıyor. Çünkü bir süre sonra ellerindeki yiyecekler bitiyor. Ve Nefi'nin dışarı çıkıp onlara yiyecek bulmasını istiyorlar. Fakat dışarıda tam asılığa yakalanmayacak ama dışarıda da apokaliptik bir durum var. Zombiler şeklinde hayatta kalan insanlar zombiler şeklinde dolaşıyor. Fakat sonu da böyle sonu söylemeyeyim esasında. Niye söylüyorum ki? Yani şöyle demek istiyorum. Dünyanın, doğanın içine edersek demek istiyorum. Kusura bakmayın. Sorry for my language. Ama işte bu da benim. Dünyanın içine bu şekilde edersek bir şekilde o da bizim içimize ediyor. Arkadaşlar. Fakat tabii bunu kime anlatacaksın? Ya yani Covid bile birçok insanın bilinçlenmesine yardımcı olmadı diyebilirim. Alıp okuyun, dilimize çevrilmedi hala. Evet, son kitabım ki bu Türkçe'de var. Rachel Carson'ın Silent Spring, Sessiz Bahar. Türkçe'de var. Çünkü anneme alıp yollamıştım. Rachel Carson bu eski bir kitap esasında. Şöyle söyleyeyim. Rachel Carson evet 1907'de doğmuş, 1964'te vefat etmiş. Bu da bir deniz biyolojisti. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle balık ve vahşi hayatın hakkında araştırmalar yapıyor. 1950'lerin sonlarına kadar işte denizlerle ilgili, etrafımızdaki denizler vesaire vesaire ilgili bayağı kült kitaplar yazıyor. Bu kitabı da DTT dediğimiz pestisitle ilgili olarak onun tehlikelerini ve aslında global warming yani küresel ısınmanın çoktan başladığını haber veren öncü bilim kadınlarından bir tanesi kendisi. Burada da DDT'nin olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de yasaklanmış. Ama tabii DDT'nin yasaklanması bütün dünyada yasaklanmış da DDT'nin dışında bir sürü pestisit var. Anlatabiliyor muyum? Hala atıyorum tarımda o haşereleri öldürmek için bir sürü ilaç kullanılıyor. Ama DDT gerçekten çok 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 neymiş diyeyim çok güçlüymüş. Sadece ilgili haşereyi değil bir sürü türü öldürüyormuş. Ve özellikle DDT'de nasıl bulunmuş biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri askerleri için üretilmiş. Yani askeri, genelde zaten her şey askeri amaçla hizmet etmek için bulunuyor. Fakat sonunda bütün insanlığa zararı oluyor. South Pacific adalarında yani Güney Pasifik adalarındaki malaryaya sebep olan sinekleri öldürmek için bulunuyor. Tabi o sırada anladınız siz askeri Amerikan askerleri oralara gidiyor çünkü. Fakat DDT sonra 1945 yılında sivillerin de kullanımına açılıyor. Fakat o zamanlar çok az insan, bunlardan birisi de Rachel Carson, çok az insan onun
etkileri, yan etkileri hakkında düşünüyor ve düşüncelerini dile getiriyor. Mesela bilim adamları o zaman diyor ki böceklerin %90'ı yararlıdır ki öyle yararlıdır diyor. Siz bunu sadece bir şeyi öldürmek için kullanırken aslında yararlı olan bütün her şeyi de öldürüyorsunuz ve ondan sonra bunun herkese zararı oluyor. Sonra bundan 13 sene sonra 1958 yılında Carson tekrar DDT'nin tehlikeleriyle ilgilenmeye başlıyor. Ve bu arada Massachusetts'ten bir arkadaşı diyor ki çok geniş çaplı kuş ölümlerinin olmaya başladığını söylüyor. Belli bir bölgede Cape Cod denen ve bunun sebebinde DDT spreylenmesi yapılması olarak söyleniyor. Ve Carson tekrar bu konuda bir takım magazinlere falan filan başarısız oluyor gerçi ama yazmaya başlıyor. Başarısız oluyor. Nihayet kendi kitabını yazarak bir şekilde bilinç yaratmaya çalışıyor. Çünkü DDT'nin nasıl food chain'e girdiğini yani besin zincirine girdiğini, hayvanların yağ tabakasında biriktiğini, su, artı insanların ve kanser ve genetik neleri diyelim zararlara sebep olduğunu anlatıyor. Neyse sonuçta DDT yasaklanıyor ama yani şu an geldiğimiz şu zamanda, şu yüzyılda bir sürü başka şey var. Bir sürü başka kimyasal var. Doğaya zarar veren. O açıdan bu da özellikle pioneer yani bir lider, bir bu konuda yazan lider birisi olması açısından alınıp okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Fakat beni son basımının na bir ön söz yazılmış. O ön sözü kim yazmış? Bir dakika. Preferential o beklemiş. Galiba Türkçe'ye basılanın Türkçe çevrilen kitabın ön sözünde Al Gore mu bir şeyler yazmış ya? Ne alakası var yani? Politikacılar niye bunun işin içine dahil oluyorlar her seferinde? Pay çıkartıyorlar. Abi politika ve politikacılar kesinlikle faydalı bir şey yapamazlar yani. Çünkü sonuçta uzlaşmak zorunda kalıyorlar sistemle. Bu tarz şeylerle savaşmak için de sistemle uzlaşmamak gerekiyor. İşte uyanış, ben çevresel uyanış olsun istiyorum. Çünkü artık değil mi birçok şekilde çevrenin, doğanın, atmosferin, ozon tabakasının mahvolduğunu biliyoruz. Mesela Mayıs ayındayız. Artık Mayıs ayı normal bir bahar gibi geçmiyor. Nisan'da Mayıs'ta Mayıs ayındayız. Ya sıcak oluyor 28 derece, güneş çıkıyor ve güneş yakıyor çünkü ozon kalmadı. Ya da fırtına var, rüzgar var, acayip yağmur var ve birden 12-10 dereceye falan düşüyor. Yani çok acayip. Uyanalım diyeceğim ama yani işte kaç 20. yüzyılın başından beri bu işler bir şekilde bazı insanlar bizden daha bilinçli daha bazı insanlar tarafından dile getiriliyor. Fakat sonuç sıfır. Yine de umudumuzu kaybetmeyelim diyorum çünkü yaşayacak başka dünyamız yok. Tabii Elon Musk'la beraber Mars'a gitmeyi düşünmüyorsanız. İyi günler arkadaşlar.